Değerli ETV izleyicileri, herkes bunu konuşuyordan merhabalar. Evet, bugün yine farklı konuklarımız olacak. İlk bölümde Hayrola Solmaz'ı ağırlayacağız değerli izleyiciler. AK Parti Yunus Emre Belediye Başkan aday adayı kendisi. Sayın Solmaz, hoş geldiniz. Hoş gördüm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Nasıl yorucu bir süreç içerisindesiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? Yani alışkın olduğumuz bir süreç. Doğru, sizin için evet. Zaten aktif olarak 10 yıldır meclis başkanlığını yürütüyoruz. Çalışmalara ara vermeksizin devam ediyoruz. Esasen meclis başkanı iken ilgi alanımız 13.810 km² Manisa ilinin tamamıydı. Evet. Şimdi aday adaylığında 810 km² Yunus Emre bize dar bile geliyor diyebiliriz esasında. Evet. Tabii Manisa'nın büyükşehir olmasıyla artık Manisa iki ilçeye bölündü. Siz de Yunus Emre'ye talip evet. oldunuz. Siz açıklamalarınızda zaman zaman şunu belirtiyorsunuz. Ben de dikkat ediyorum. Manisa'nın büyükşehir olmasında Hüseyin Tanrı verdi ve benim de çok fazla emeğim var. Bunu söylerken neyi kastediyorsunuz? Şimdi Canan Hanım, biliyorsunuz büyükşehir bir kanunla oluyor. Evet. Daha evvelki büyük şehirlerimiz var 16 tane Türkiye'de. Buna bu kanunla 14 tane ilave oldu. Bu ilave olan kanunun hazırlanmasında değerli Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi Bey o zaman yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. Daha evvelki kanunda 50 kilometre yarı çapıyla 500 bin veya 750 bin nüfusu geçen yerler büyük şehirler evet. biliyordu. Bu çerçevede Manisa'nın daha 50 yıl bu statüye kavuşması mümkün değildi. Hı hı. Hep söylediğimiz de bir şey var. Her ilin hayatında önemli dönüm noktaları var. Kişilerin olduğu gibi, devletlerin olduğu gibi. Manisa'da artık geldiği çizgi itibariyle ya içinden birkaç tane daha il çıkarıp bölünecek ya da idare edilemez bu noktasıyla gerileyen ülke gündeminde gittikçe daha aşağılara doğru inen bir perspektifi oynayacaktı. Bu noktada değerli genel başkan yardımcımızla büyük şehir veya diğer bir tabiyle bütün şehire döndürerek bu kanunu evet. il sınırlarını büyük şehrin idari sınırları haline getirerek bu işi başarmış olduk. İkincisi özelde de kanun hazırlanmasında merkezde o günün valisi dahil tek bir ilçe yapalım diye arzu ediyorlardı. Benim de genel bakışım iki ilçe yapalım. Hizmeti daha insan odaklı yapabilelim. Yüzde yüz bütün insanımıza ulaşabilecek belediye hizmetlerinin sosyal bölümünü daha iyi yönetebilecek iki merkez ilçe olması yönündeydi. Bu konuyla ilgili hazırladığım dosyayı Ankara'ya gönderdim. İçişleri Bakanlığımıza gönderdim. Bu dosyanın bütün ilçenin sınırlarını çizerek hangi köy nereye girecek, bu çizimde, bu bölünmede yarınlara problem çıkarmayacak demografik yapıdan sosyolojik yapıya kadar, coğrafi yapıya kadar sınırlarının doğal olmasını sağlayarak bu bölgeyi karış karış bilen bir insan olarak ciddi bir hazırlığım oldu. Bu ciddi hazırlığımız Ankara'da da, bakanlığımızda da, başbakanlığımızda da kabul gördü ve bizim verdiğimiz proje dahilinde Manisa merkezdeki iki ilçenin hazırlanması oluştu ve evet. kanun bu şekilde geçti. Bu yüzden yarın çocuklarıma bırakabileceğim en güzel hatıralardan biri olarak bakıyorum buna. Evet, iki ilçeye bölünmesiyle en uzak köylere daha iyi hizmet mi gidecek böylelikle bunu anlıyoruz. Ben sadece o noktasıyla değil, belediye başkanı yeni dönemde bugünkünden daha fazla toplumun her problemine eğilmesi gereken insan tipine
dönüyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı biraz daha proje odaklı bir belediye başkanlığıdır. Biraz evet. daha hizmet odaklı bir belediye başkanlığıdır. Ama ilçe belediyeleri bu yeni büyükşehir konseptinde daha ziyade %100 insanlarla ilişki kuracak, bireylerin her birisinin şahsi problemleriyle dahi ilgilenebilecek, farklı bir belediyeciliği de toplumun gündemine getirecek. Yaklaşan 400 bine yaklaşan nüfusuyla merkezi tek belediye yapmak bu noktada sıkıntılı olacaktı. Şu anda bile ikiye bölünmüş olmasına rağmen Yunus Emre Belediyesi, Aksarı, Salihlisi, Soması, Kırkağacı, Demircisi, hı hı. Gövdesi, Alaşehir'i, Sarıgöl'üne bile çok büyük fark atan Manisa'daki en büyük ilçe oldu. 200 bine yaklaşan nüfusuyla evet. Yunus Emre Belediyesi Manisa'daki yüzyıllardır neredeyse belediye olan Aksel gibi, Turgutlu gibi, Salihli gibi belediyelerden daha büyük bir belediye oldu. Evet. İkinci bir özellik, Yunus Emre Belediyesi ekonomik olarak da, kişi başı milli gelir olarak da, gayri safi hasılaya kattıklarıyla da il içerisinde birinci sırada bir ilçemiz. Hı hı. Evet, siz tabii Yunus Emre'ye az önce de belirttiğim gibi tarih oldunuz. Yunus Emre'de hizmet vermek istiyorsunuz evet. vatandaşlara, Manisalılara. Evet, isminizin de çok güçlü olduğu söyleniyor. Yani efendim. Yunus Emre'de Hayrullah Solmaz olursa, aday da gösterilirse ki adaylığınızla sanki %90 gibi böyle bir iddialar var. Bunlar doğru mu? Yani tabii ben siyaset edebiyle yetişmiş bir insanım. Hayatımın 20 yılında az veya çok belli kademelerde hep siyaset oldu. Siyasette şuna çok önem veririm. Bir, genel merkezin, iki, kamuoyunun, üç, partimin kararına ipotek koymaya çalışmam. Evet. Dostlarımız, bizi sevenler, bizim bu şehre hizmet edeceğimizi düşünenler bu kanaatlerini belirtiyor. Ama genel merkezimizin, başbakanımızın ağzından bir isim telaffuz etmeden bu konuyla ilintili bir şeyler söylemeyi çok uygun bulmuyorum açıkçası. Evet. Bir de AK Parti'de adayların böyle işte popüler isimler olmasının AK Parti içerisinde, teşkilat içerisinde bölünmelere yol açtığı söyleniyor. Bu da bir iddia tabii ki. Bunu da çok net olarak bilmiyoruz ama gündemde konuşulan şeylerden bir tanesi de, bir konu da bu. Bu ne kadar doğrudur? Şimdi diğer ilçelerle ilgili çok fazla teferruati bilgiye sahip değilim. Evet. Ama Yunus Emre ilçemizde biz 5 tane aday adayız AK Parti grubundan. Birinci benim, biliyorsunuz. İkincisi efendim Mustafa Uymaz evet. ağabeyim, Dursun Ali ağabeyim, Berk Mersinli kardeşim ve Abdullah Ata kardeşim. Evet. Biz beşimiz de birbirini seven, birbiriyle ilişkileri arkadaşlık noktasında olan, bu aday adaylığı sürecinde de birbirini kırmamaya çalışan bir ekip olduk. Eğer bu adaylık sürecinde benim dışımda bir arkadaşım aday çıkarsa, bütün bilgimle, birikimimle onun kazanabilmesi adına elinden gelen gayreti gösteririm. Evet. Ben aday çıkarsam, onların zaten bu konuyla ilgili ne kırılmasına, ne efendim üzülmesine fırsat vermem. Onlarla birlikte politika üretmeye, onlarla birlikte kol kola, omuz omuza bu şehre hizmet etmeye gayret sarf ederim. Genel bu noktadaki prensibim şudur. Ben AK Partili'nin dışında MHP'linin, CHP'linin, Büyük Birlikçi'nin, Saadet Partili'nin, BDP'linin bile oyuna talipken kendi arkadaşlarımı kırmayı edep dışı sayarım. Evet, yani AK Parti'de herkesin beklentisi şu. Bunlar kırılabilirler. Bu kırılmadan biz pay alabilir miyiz? Hissiyatlar. Yani bundan bir çıkar elde etmeye evet. çalışanlar var. Çok kaba kaçacak ama herkes avcunu yalar. AK Parti'de evet. bir tek ferdimiz dahi partisinin kazanmaması için hayal bile kurmaz. Bununla ilgili bir şey yapması hele hele mümkün değildir. Evet. Peki adaylıklar ne zaman netleşecek? Çünkü merakla bekleniyor artık AK Parti'nin adayları da. Şimdi genel başkanımıza demişler ki, efendim bu sefer adaylarımızı erken belirleyelim. Evet. Genel başkanımızın, başbakanımızın çok güzel bir lafı olmuş. Biz adaylarımızı ne erken ne geç belirleyeceğiz. Tam zamanında belirleyeceğiz demiştir. Bizim de adaylarımızın belirlendiği gün belirlenmesi gereken en uygun gün demektir.
Bu konuda bir acelemiz yok. Bir aceleye gereklilik de yok. Çünkü aday adaylarımız belli. Bunların içinden adaylarımız çıkacak. Ve bu süreç devam ediyor. Benim şahsi kanaatim, bugün Salı yine AK Parti'nin grubu var. Efendim evet. Ayın 5'inde İstanbul'da Marmara bölgesinin adayları açıklanacak. Yanılmıyorsam ayın 12'sinde de İzmir'de Ege bölgesinin adayları açıklanacak. 12'sine kalabilir en geç. Evet. Peki Ankara ziyaretleriniz oluyor mu bu süreç içerisinde? Tabii oluyor. Tabii oluyor. Nasıl geçiyor? Neler görüşüyorsunuz? Tabii ki çok özel görüşmeleriniz muhakkak ki vardır. Şöyle söyleyeyim. Hayatım boyunca kapalı kapılar ardında açık alanlarda konuşamayacağım hiçbir şeyi konuşmadım. Evet. Yani televizyon ekranında ne konuşuyorsam, hemşerimle ne paylaşıyorsam, kapalı ortamlardaki özel görüşmelerimde de bundan farklı bir şey yapmamaya gayret ediyorum. İlk çıktığımız aday adaylığımızı açıkladığımız toplantıda da söylediğimiz bir şey vardı. Bir, gıybet etmeyeceğiz. Hiçbir arkadaşımız için kötü bir şey söylemeyeceğiz. İki, aday olmasak bile partimize, davamıza ve şehrimize ihanet etmeyeceğiz. Üçüncüsü, insanlarla, insanımla istişare etmeden şehirle ilgili hiçbir karar almayacağız. Bu prensibimi ilk günkü hassasiyetime devam ettiriyorum. Nezaket ziyaretlerinde bulunuyorum. Evet. Şehirle ilgili fikirlerimi paylaşıyorum. Aday adaylarıyla ilgili sorarlarsa fikirlerimi paylaşıyorum. Tabii bir aday adayı olarak çalıştığım kadar 2014 30 Mart'ına kadar da halkımın bana verdiği görev çerçevesinde İl Genel Meclis Başkanlığı görevini de yürütüyorum. Mesela daha dün Gördes'teydim. Evet. Gördes'te özel idare olarak yaptırdığımız çok mükemmel 35 yataklı bir devlet hastanesi var. Onun bitme aşamasına geldi. Oradaki ufak tefek eksiklikleri yerinde görüp bir ilave ihtiyaç olan parayla ilgili karar aldık. Orada belediye başkanımızla birlikte bir aşure programına katıldık. Ardından engelliler haftası bu hafta biliyorsunuz. Evet. Bugün sabahleyin de onun çelenk sunma törenine katıldım. Yine o çerçevede orada engellilerle ilgili açılmış çok güzel bir karikatür sergisini gezdik. Oradaki engelli kardeşlerimizle bir araya geldik ve ondan sonra da Manisa'ya geri dönüş yaptım. Benim şunu deme hakkım yok. Arkadaş kusura bakmayın, ben Yunus Emre Belediye Başkanı adayım. Ben bundan sonra ilçelerle ilgilenemem deme şansım yok. 30 Mart'a kadar bu görevimi de eksiksiz evet. bir şekilde yerine getirmem gerekiyor. Evet, uzun bir süredir zaten İl Genel Meclisi Başkanlığı yapıyorsunuz. Yapıyorum, ve bu da yadsınamaz hiçbir zaman. Tabii. Çalışmalarınız gerçekten çok yoğun. Tabii. Sürekli bir yerlerde ya yol yapıyorsunuz ya başka bir şey açıyorsunuz. Basında görsel ve yazılı basında sürekli sizi, yani sadece isim olarak siz değil, ekibinizle birlikte, yani çalışanlarınızla birlikte sizin emekleriniz çok büyük. Elhamdülillah. Bu da tabii ki sizin aday adaylığı sürecinizde sizin isminizin daha ön planda olmasını mı sağlıyor? Şimdi kısa bir hikaye var ama çok hoşuma gider benim. Buyurun. Manisa merkezde Çilingir Mehmet Usta vardı. Mehmet Usta 70 yaşına kadar çilingirlik yaptı. Bir gün Ziraat Bankası'nın arife günü kasası kilitli kapı. Kasayı açacak adam bulamayınca Çilingir Mehmet Usta'yı çağırıyorlar. Mehmet Usta'ya diyorlar ki bu kasayı açar mısın? Açarım diyor. Peki ne istersin? Diyor 5000 liranızı alırım. Diyorlar ya Mehmet Usta çok para değil mi? Siz bilirsiniz diyor. Banka müdürü de mecbur kalınca tamam aç madem diyor. Mehmet Usta hemen kasanın yanına geliyor. Şöyle bir iki yok diyor. Tak bir anahtar buluyor. Şak kadar kasayı açıyor. Banka müdürü 5000 lirayı verirken diyor ki ustam diyor 5 dakikalık bir iş için diyor 5000 lira çok değil mi diyor. Evet. Ustanın güzel bir cevabı var. Evlat diyor 5 dakika değil 30 yıl artı 5 dakika. Evet. Tecrübe. Tecrübe. Şimdi ben Manisa İl Genel Meclisi'nin kurucu İl Genel Meclis Başkanıyım. Evet. 10 yıldır bu vazifeyi görüyorum. AK Parti'nin kurucu il başkanıyım. Fazilet Saadet Partisi'nde yöneticilik yaptım. Doğru Yol Partisi'nde bulundum. Bir ömrü bu şehri tanımak, bu şehre hizmet etmek için harcadım. Açılışımda da söyledim. Ben ömrümü paylaştırırken para biriktirmek için uğraşsam, işimi kurmak için uğraşsam da onlardan daha fazla insan biriktirmek için uğraştım. Evet. Bugün Hayrullah Solmaz varsa, aday adayım dediğinde
az evvel size de teşekkür ediyorum. İşte kamuoyu araştırmalarında birinci çıkıyorsa, parti temayüllerinde büyük destek alıyorsa, insanlar, sivil toplum kuruluşları bizim ismimizi söylüyorlarsa, bu 5 dakikalık aday adayı açıklamasıyla olmadı. 30 yıl artı 5 dakikayla oldu. Evet. Öyle bakıyoruz hadiseye. Onun için o noktaya dikkat ediyorum. Bir de benim vatandaşım bana verdiği bir vekaletname var. 30 Mart akşamına kadar bana Manisa İl Genel Meclis Başkanlığı görevini verdi. Evet. Benim bu görevi yaparken aman aday adayı olayım diye görevimi ihmal etmem söz konusu olmaz. O görevimizi tam tekmil yapacağız. Evet, peki Bülent Arınç'ın Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Bülent Arınç'ın Manisa'daki aday adayları ile ilgili görüşleri Ankara'da önem taşır mı? Yani dikkate alınır mı ya da Sayın Arınç böyle bir iletişime geçer mi? Geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Ama Bülent Arınç'ın fikirleri her zaman önem taşır. Sadece Manisa ile ilgili değil, sadece Bursa ile ilgili değil, tüm Türkiye ile ilgili kanaatleri hükümet nezdinde, başbakanımız nezdinde önem taşır. Manisa'yı en iyi bilenlerden birisidir Bülent Arınç. Bakar, kamuoyunu dinler, buradaki dostlarını dinler. Genel merkez bu konuda kendisinden bir talepte bulunursa bütün vicdanıyla da kanaatlerini söyler. Şu anda peki yerel seçimler için ekstra bir çalışma içerisinde girdiniz mi bilmiyorum ama hani zaten İl Genel Meclis Başkanlığı'nın vermiş olduğu ayrıcalıkla yani köy köy geziyorsunuzdur, beldelere gidiyorsunuzdur, onun dışında vatandaşlarla belki sorunlarını oturup görüşüyorsunuzdur. Aslında bunlar da birer tanıtım çalışması diyebiliriz, nitelendirebiliriz. Bunların yanında ekstra belediye başkanlığı için yaptığınız projeler, çalışmalar var mı? Şimdi 3 ana kısımda bunları değerlendirmek lazım. Birinci kısım zaten meclis başkanı olarak bütün faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimiz, köylerin altyapı çalışmaları, yol, efendim su, kanalizasyon, meydan düzenlemeleri, çocuk oyun parkları, okulların bakımı, onarımı, yeni okul yapımları, spor salonlarının yapımları, sağlıkla ilgili hizmetler, aklınızı sosyal hizmetlerle ilgili, çocuk esirgeme kurumu ile ilgili hizmetler, bunların her birisi kültür hizmetleri alabildiğine devam ediyor. İkinci kısım, PR dediğimiz, kendi yüzümüzü daha çok tanıtma, fikirlerimizi iletme adına yaptığımız çalışmalar, belde ziyaretleri, aday adayı olarak teşkilat ziyaretleri, teşkilat içi çalışmalar, bunlar da alabildiğine devam ediyor. Ama üçüncü bir şey var, hep söylediğimiz de bir şey. 30 Mart akşamı seçilmenin keyfi bitecek, 1 Nisan sabahı ne yapacağınızı bilen bir ekibinizin olması lazım. Evet. İyi teşhis, doğru tedavinin temel özelliğidir. Bu süreçte profesyonel bir ekiple, üniversiteden, akademisyenlerden, Türkiye çapında belediyeciliği iyi bilen AK Parti'nin dinamik kadrolarından faydalanarak çok ciddi bir Yunus Emre projesi hazırlıyoruz. Bunları şu anda çoğunu kamuoyuyla paylaşmadım. Evet. Sebebi ise adaylık belli olmadan bunu paylaşmak bir başka arkadaşımız aday olursa ona zarar verebilir endişesiyle. Evet. Adaylıklar belli olduktan sonra olur da kader bize gülerse, partimiz bizi uygun görürse, bu zor vazifeye bizi liyakatli görürse, bu projelerimizi kamuoyuyla paylaşarak, Manisa'mıza, şehrimize nasıl hizmetler edebileceğimizi anlatarak o üçüncü kısmı da yerine getireceğiz. Evet. Peki neler olacak genel anlamda? Yani Yunus Emre'nin nelere ihtiyacı var? Çok özel projeleriniz adaylık sürecinden sonra zaten öğreneceğiz. Şimdi evvela bir genel kabule ihtiyacımız var. Evet. Benim hayalimde bir Yunus Emre var. Bu hayalimi insanlarla paylaşacağım. Bir, üniversite kenti bir Yunus Emre. İki, asgari ücretli maaşla çalışan insanların değil, yüksek gelir durumundaki çalışan insanların oluşturacağı bir Yunus Emre. Organize sanayisinde daha spesifik işlerin yapılacağı bir Yunus Emre. Yunus Dağı'nda yeni yerleşim birimlerinin açılacağı, yeni tarım tiplemelerinin yapılacağı bir Yunus Emre. Bornova'ya dönmüş bir Yağcılar Muradiye kasabası, merkezde otopark sorunlarını halletmiş bir şehir, insan kalitesinin önemine vurgu yapan bir belediyecilik anlayışı, yeni kültür merkezleri,
yeni sosyoekonomik alanlar, yeni park alanlarıyla mutlu insanların yaşadığı bir Yunus Emre'yi oluşturmak için bunun detay projelerini de halkımızla paylaşacağız. Evet, ben bir de bir konuyu çok merak ediyorum. Sor. Ve bunu daha önce hiç kimseye sormadım. Sor bakalım canım. Diyelim ki Yunus Emre'de Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. Şehzadeler'de de Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi. Ne olacak? Yani bir çatışma, hizmetin gitmesinde bir aksama olabilir mi? Şimdi bu sorunun içerisinde gizli birkaç tane şey var. Ama evvela bir matematiksel hesap yapalım. Hem Yunus Emre'yi hem Şehzade'yi AK Parti kazandı, Büyükşehir'i CHP kazandı. Evet. Bu nasıl olacak? Yani çok zıt mı olur? Olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı. İki, belediyecilik kanunla belirlenmiş bir şey. Sınırları belli. Evet. Ben Manisalı hemşehrimizin bu sorunun vehmini yaşamasını istirham ediyorum. Bu şehri iyi bir ekibe teslim etmek lazım. Belediyeciliği bilen, Türkiye çapında bu işi yapabilecek. Bakın, AK Parti sadece iktidar partisi olarak önem taşımıyor. Belediyecilikte de tecrübeli bir parti olarak önem taşıyor. Evet. Yani diyelim ki bir başka partinin ufku burada belediyeyi kazandığında Manisa'nın ufkuyla dar kalır. Ama AK Parti'de şöyle bir şey var Canan Hanım. 10 senedir meclis başkanlığı yapıyorum ben. Her ay Ankara'ya çağırıyor beni parti. Evet. Her ay gittiğimde iki soruyla karşılaşıyorum. Bir, geçen ay ne yaptın? İki, önümüzdeki ay ne yapacaksın? Evet. Önümüzdeki ay ne yapacaklarını öbür ay gittiğinde soruyor. Bunları yapacağım demiştin, bitirdin mi? Evet. Bitiremedim. Neden? Yani biz ödev de, gibi. Ödev gibi. Evet. Biz de saldım çayıra, Mevlam kayıra, nasılsa kazandı, partimin amblemi orada. Yok öyle şey bizde. Bizde son ana kadar seçilen adamın halka verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği en ince detayına kadar kontrol ediliyor. Evet. Ve bu noktada en ufak sıkıntılı bir işte de ikaz ediliyor, disipline veriliyor. Onun için bizim başarısız olma gibi bir şansımız yok. Evet, iddialı yani. Adalet ve Kalkınma Partisi. Çok iddialıyız. Ben ekibimizle birlikte adaylarımız belli olduğunda, kamuoyunun karşısına çıktığımızda insanların her zaman olduğu gibi Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde efendim Manisa'nın yetişmiş marka insanlarıyla, Büyükşehir adayıyla, Yunus Emre adayıyla, Şehzadeler adayıyla, diğer ilçedeki güzel adaylarımızla tecrübeye, evet, rahatlığa oy vereceklerine inanıyorum. Evet. Ama olur da sizin dediğiniz olursa ne olur? Olursa orada da yarışma devam eder. Pes etmek yok. Rekabetin olduğu yerde kalite olur. Evet. Daha çok da hizmetler olur. Daha iyi mücadeleler olur. Ama evet, bir şey söyleyeyim. Hayrullah Solmaz'ın olduğu yerde hizmetten başka hiçbir gıybet, dedikodu, yanlışlık, ihanet, şehre zulüm olmaz. Evet. Çünkü 30, bakın Canan Hanım, 10 yıldır meclis başkanlığı yapıyorum ben. Başkanlık koltuklarının bir adalet ruhaniyeti vardır. Bir yere başkan olduğunuzda, Allah inşallah gençsiniz, sizlere de nasip etsin, şöyle bir iç dünyasına kavuşuyorsunuz. Ben sadece bana oy atanların değil, tüm şehrin başkanıyım. Onların her birine hizmet etmek, onların yüzünü güldürmek benim asli vazifem. Ben sadece AK Parti'ye oy atanların, sadece dindarların, sadece efendim sağcıların başkanlığına talip değilim. Ben bu şehirdeki evsizin de başkanlığına talibim. Evet. Gencin de başkanlığına talibim. Ben bu şehirde yaşayan zenginin de, fakirin de, çocuğun da, özürlünün de, engellinin de, herkesin başkanlığına talibim. Ve benim temel vazifem bu insanlara bağırmalarını engellemek. Nasıl bağırmalarını engellemek? Nerede bu devlet diye bağırmalarını engellemek. Ama kendileriyle baş başa kaldıklarında Allah'ım devletime zeval verme diye dua ettirmek.
Evet. Biz bunun için talibiz. Yoksa burası bir sivil toplum kuruluşu değil, şehrin idaresine talipsiniz. Evet. Öyle particilik yapılacak, partililerin gözetleneceği, diğerlerinin kale alınmayacağı bir yer asla olmaz. Bir tek insanımız bile mutsuzsa biz mutsuz olacağız. 10 yıldır meclis başkanlığına sizler de gelip gidiyorsunuz. O kapıyı hiç kapatmadım ben. Çünkü o kapı devletin kapısı. O kapı, evet, milletin kapısı. Derdi olanın ulaşacağı yer olmazsa çıldırır insanlar. Doğru. Ben bu şehirde belediye başkanı olacağım. Kömürü olmayan aileyle birlikte ben üşümezsem başarısızım demektir. Aç olanla beraber açlık hissetmezsem başarısızım demektir. Mutsuz olanla birlikte ben de mutsuz olmazsam başarısızım demektir. Biz başkanlığın sefasına talip değiliz. Cefasına talibiz. Evet. Sefayı zaten kendi hayatımızda yapıyoruz. Bizim öyle makamın saltanatına, lüks makam odalarına, büyük efendim konvoylara ihtiyacımız yok. Biz bu milletin duası, Allah'ın rızası talip olduğumuz şey. Evet. Hayırlısı olsun o zaman tekrar. Adaylıklar bu hafta içi değil, belki önümüzdeki hafta içi açıklanabilir mi, netleşebilir mi? Arkadaşım, tahminen. Şimdi süreçte benim şahsi kanaatim tabii, ayın 20'sine kadar artık belediye başkanları belli olur. Ay sonuna kadar da belediye meclis üyelerinin çalışmaları yapılır. Ve ondan sonra da 1-1 itibariyle de seri, hızlı, güçlü, enerjik bir şekilde kampanyalar başlar. Evet. Hayırlı tabii Allah olsun. Bizim yardımcımız olsun. Ama basın mensuplarımızın daha çok yardımcısı olsun. Yani sizler en az bizler kadar bu konuda efor sarf edeceksiniz. Kamuoyunu doğru bilinçlendirme, onların doğru bilgiler alması yönünde. Siz de bizimle beraber kışın şartlarında üşüyecek, efendim sıkıntılarını çekeceksiniz. Ama sonunda da size bir de oy dağıtmayacaklar, bir yere de seçmeyecekler. Ama siz de bu şehirde güzel şeyler olursa mutlu olacaksınız. Tabii ki, tabii ki. İnşallah güzel bir Manisa'yı hep birlikte oluşturacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben efendim teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin. Çok sizler vasıtasıyla tüm hemşehrilerime hayırlı günler diliyorum. Ve bu engelliler haftası malum olduğu üzere bu, evet, hafta. Bu haftada herkesin kendisinin bir gün engelli adayı olabileceğini, bunun için bu engelli kardeşlerimizin gerek zihinsel, gerek ortopedik engelli kardeşlerimizin her birisine bu gözle bakmalarını, onların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen gayretleri göstermelerini, bunun Allah'ın bir musibeti değil, bir ikramı olduğunu ve onlara hoş bir davranış metoduyla iyi ki varsınız diyebilecek ortamı sağlamalarını istirham ediyorum. İkinci bir duyurumu da yapmak istiyorum sevgili hemşerilerime. Bu hafta malum Mevlana haftası aynı zamanda. 17 Aralık'ta yanılmıyorsam Konya'da Şeb-i Arus terenleri yapılıyor. En son final kısmı yapılıyor. Buradan bütün hemşerilerime duyuruyorum. İl Kültür Müdürlüğümüz özel idare müştereken 21 Aralık'ta biz de Manisa'da Konya'daki Şeb-i Arus'un aynısını yapacağız. İlanlarla efendim gazetelerimiz vasıtasıyla bunu kamuoyumuza duyuracağız. Ve tüm Manisalı'yı o maneviyat dolu gecede, kendi kültürüyle barışacağı o gecede birlikte olmaya şimdiden davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Değerli ETV izleyicileri, herkes bunu konuşuyordu. AK Parti Yunus Emre Belediye Başkan aday adayı Hayrullah Solmaz'ı ağırladık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ben programıma farklı konuklarımla devam edeceğim.